Wow. Tarihi patlamanın yaralarını sarmak isteyen Lübnan, hem patlamanın yol açtığı maddi hasarı telafi etmeye çalışıyor, hem de patlamada kaybolan kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Beyrut'taki patlamanın yol açtığı maddi hasarın 15 milyar doları aştığını açıkladı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken ve ölü sayısı artarken, kaybolan kişilerin akıbetiyle ilgili hala net bir bilgiye ulaşılamıyor. Allah'a bak. Son 30 yılın en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan'ı önce tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs salgını vurdu. Pandeminin açtığı yara ekonomik krizi daha da derinleştirdi. Tam da hayat normale dönerken 4 Ağustos'ta Beyrut limanında amonyum nitrat depolarının nükleer bomba gibi havaya uçmasıyla şehir adeta yerle bir oldu. 171 kişinin öldüğü patlamadan sonra Beyrut'ta bu kez öfke patlaması yaşandı. Ülkede protestolar sürerken istifa çağrılarının hedefindeki Cumhurbaşkanı Michel Aoun patlamanın yol açtığı maddi hasarı açıkladı. Aoun maddi hasarın 15 milyar doları aştığının tahmin edildiğini söyledi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü Beyrut'ta şu ana kadar 3972 bina ve 4214 aracın hasar gördüğü açıklandı. Beyrut limanında meydana gelen patlamanın ardından kaybolan kişilere ulaşma çalışmaları da sürüyor. Patlama sonucu yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarında halen birçok cansız bedene ulaşılırken, kayıp durumdaki kişilerin bir kısmının da halen enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor. Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hassan, patlama sonrası kayıp durumundaki kişi sayısının 40'a ulaştığını kaydederken, hayatını kaybedenlerin sayısının da 171'e yükseldiğini duyurdu.